Bugüne kadar size hiç kullandığım en kötü silgi hangisi bunu göstermemiştim. Kalemliğimi düzenlediğim bir video vardı. Oradaki videoda diyordum ki bunu kullanacağınıza gidip arabanın tekerleğiyle silseniz defterinizi daha çok çıkartır diye. O silgi burada. Onu bulduk bugün. Rotring'in T20 diye bir silgisi. Sanırım gözüküyor. Bu silgi çok uzun zamandır kayıptı. Bir yerlerden çıktı. Ne kadar kötü olduğunu en çok kullanılan standart silgilerle karşılaştırarak göstermek istedim. Şimdi her zaman kullandığımız tabloyu yine getirdim. Karalama kısmı için bunu daha önce bir kere kullanmıştık. Yumex'in bu eskiz kalemini kullanacağım. Yazı kısmı için Mikron'un 09 kalemini kullanacağım. İçinde yine Mikron'un 09 ucu var. Boya kalemi için de yine soğuk bir renk seçiyorum. O yüzden bunu kullanacağım. Normalde burayı hızlandırıyorum, müzik falan koyuyorum ama hiç uğraşmayacağım onunla. Sizi de bekletmek istemiyorum. Bunları doldurayım, hemen videoya geçelim. Şöyle en çok kullanılan silgilerle yine karşılaştırıyoruz. Siyah silgi, favorin, beyaz silgi, mavi silgi, kırmızı silgi ve son olarak da Rotring'i göstereceğiz. Yani bunlar bu kadar iyi silebiliyorken bu ne hale getirecek bunu göstermeye çalışacağım. Diğer videolardan farklı olarak işte bir 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 böyle uzun uzun anlatarak değil, siyahla burayı bütün sileceğim ve yorumumu söyleyeceğim. Beyazla burayı bütün sileceğim ve yorumumu söyleyeceğim. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi şöyle hafif bir grilik var. Açık bir gri ama yine de griliğin olduğu belli oluyor. Yazı kısmında çok hafif siyahlıklar kaldı kenarlarında. Yazının mesela Y kısmı, işte A'ların biraz baskılı olduğu yerler fazla gözüküyor. Yeşil çok hafifti, böyle bir yeşili var, yani açtı rengini epey ama üzerine koyu bir renk atarsanız veya hafiften açık bir rengi bastırarak atarsanız bu renk fazla gözükmeyecektir. Ama şu an belli oluyor hani rengin varlığı. Şimdi beyaza geçelim. Siyahtan çok az daha iyi açtı. Burada belli oluyordur zaten. Şurası çok hafif daha koyu gri. Burası daha açık bir gri şeklinde. Yani üzerine yazı yazarsanız ikisinin de fazla belli olacağını düşünmüyorum. Ama beyaz biraz daha iyi çıkarttı. Yazı kısmında da aynı şekilde. Şöyle bakın. Yazının burada yerleri belli oluyor aslında. Yazılan yeri. Burada daha az belli oluyor. Boya kısmında siyahla eşitmiş gibi gözüküyor aslında. Ama bu daha düz bir şekilde çıkarttı. Yani burada o izler falan belli oluyorken burada böyle hafif bir yeşillik var ama tamamen düz bir şekilde çıkarttı. Pürüzsüz bir renk olarak gözüküyor. O yüzden beyaz renk kısmında biraz daha iyi. Şimdi Faber'in mavisini deniyoruz. Her tarafı diğerlerine göre daha iyi açtı zaten, belli oluyor. Grilik yok neredeyse. Aşırı derecede beyaza kaçan bir renk var şu an. Diğerlerine göre şöyle bakarsanız. Gri gri. Burası çok beyaz. Yazı kısmında izleri kadar halletti yani. İzler bile fazla belli olmuyor. Buraya göre mesela. Renk kısmında da şöyle uzaktan baktığınızda zaten buranın ne kadar açık olduğunu fark edeceksiniz. Beyaz da çok yakın açtı ama siyahtan her türlü daha iyi durumda mavi silgi. Şimdi kırmızıyı deneyelim. Mavi ile eşit derecede çıkarttı diyebiliriz bu karalama kısmında. Yazı kısmında çok hafif olarak belli oluyor yazı izleri. Buraya göre biraz daha az çıkarttı. Ama boya kısmında içlerinde en açık olan kırmızı silgi şu ana kadar. Neredeyse beyaza yakın bir rengi var. Diğerleri işte daha koyuya doğru gidiyor böyle bu şekilde. Ve şimdi o beklenen ana geldik. Şurada T20 yazıyor, gözüküyor mu tam emin değilim ama. Şimdi bu kısmı hızlandırmayacağım özellikle. Bu bahsettiğim kısmı, yani bu silginin maharetlerini görmenizi istiyorum. Kalemden daha iyi yazıyor öyle bir silgi. Bakın. Çivi çakıyormuş gibi yazı siliyorsunuz. Günün sonunda çıkartıyor ama bu kağıda verdiği zararı değiştirmiyor tabii. Etrafa çok fazla yaydı ve hala grilik var. Daha önce bununla hiç boya silmemiştim. Bu bir ilk olacak. Bakalım nasıl bir performans gösterecek. Çok yoruldum. İnsan silgiyle bir şey silerken yorulur mu? Şimdi göstereceğim ve zaten anlayacaksınız şu bu kısımdaki yayılmayı. Yazı kısmı belli olmuyormuş gibi gözüküyor biraz ama izler kaldı diğer kırmızı ve mavi silgilere göre. Ve bu kısım boyayı iyi çıkarttı, yalan yok, ama
Şurada görüyorsunuz kenarların da çerçevesini biraz götürdü. Yani kağıdın bu kısmıyla bu kısmı arasında şu an şey var böyle incelik farkı var. Burası böyle çıt 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 öterken ellediğinizde burası daha kalın böyle kalın bir yapıya sahip. Burası inceldi iyice. Yani kullanabilirsiniz öyle çok iğrenç kullanılmayacak bir silgi değil. Ama yani nasıl kullanırsınız o size kalmış bir şey demeyeceğim. Video buraya kadar da izlediyseniz teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere.